Sevgili izleyiciler, merhaba. Boyumuzun kısalmış olmasından, gözlüklerimizden ki 3D gözlüklerdir, anlayacağınız gibi dünyanın ilk 3 boyutlu yarışmasında sizlerle birlikteyiz. Evet, artık her şeyi 3 boyutlu görüyoruz ve Cenk amcanızla ilk kez karşı takımda bulunuyoruz sevgili izleyiciler. Şu andan itibaren onunla bir hasımız diyebiliriz. Evet, Erdem amcanız yeter artık bu asistanlığım, artık ben de kendim birey olarak olmak istiyorum dedi ve siyah gözlüğüyle karşıma geçti. Kırmızı gözlükte de ben varım. Evet, burada yarışmada, bugünkü yarışmamız biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, şimdi öğreneceksiniz sevgili izleyiciler. Bence bilmesinler. Türk Cümle Kurumu, evet. Yarışmamız ya da kısa adıyla TCK'da sizlerle birlikteyiz. Kırmızı saplı gözlükte Cenk amcanız ve siyah saplı gözlükte bendeniz. Bu yarışmaya başlayacağız az sonra Türk Cümle Kurumu'nda. Saplıları atalım. Montajda at, gerek yok. Kırmızı gözlük, siyah gözlük yeter. Ama sadece sapları farklı diye ve o ayrıntıyı vermemiz gerekir diye düşündüm. Yanlış bir düşünce olmuş. Üstelik gözlüklerimiz az evvel Cenk amcanızın da söylediği gibi 1D, 2D, tam 3D sevgili izleyiciler. Evet. Yarışmamız nasıl vuku bulacak? Şöyle ki ben Erdem amcanıza bir kelime söyleyeceğim. Anlamını da anlatacağım çünkü kelime dağarcığı biraz küçüktür, adı üzerinde dağarcık şu kadar. Ama Cenk amcanızınki çok büyüktür, o yüzden ona dağar deriz sevgili izleyiciler. Bana bütün arkadaşlarım dağar der sevgili arkadaşlar. Daha sonra da Erdem amcanız bunu bir cümle, o kelimeyi bir cümle içerisinde kullanacak. Bakalım kelimenin çocuk anlamını işi anlamış mı anlamamış mı göreceğiz. Daha sonra aynı şeyi Erdem amcanız bana yapacak. Fakat farklı bir kelime soracak. Çünkü aynı kelimeyi sorarsa ben onun kullandığı cümleyi bir daha söylerim. O zaman da ne olur? Niye önce Cenk amcaları soruyor da Erdem amcaları dinliyor da sonra Erdem amcaları soruyor ve Cenk amcaları dinliyor? Bak ne kadar ilk Cenk'i söyleyince kulağa ne güzel geldi. Öyle, o yüzden. Tabii. Bu arada yarışmamız itibariyle farklı bir stüdyoda bulunduğumuz için yerlerimiz de farklı sevgili izleyiciler. Bilmem, dikkatli izleyicilerimizin gözünden kaçmamıştır. Dikkatli izleyicilerimiz aynı zamanda bu masanın yüksekliğinin 25 metre civarında olduğunu anlamışlardı. Şu an ayaklarımız bayağı sallanıyor aşağı doğru. Evet, yani zor duruyoruz. Şöyle ancak durabiliyoruz ama Allah'tan burada bir takım şeyle, emniyet halatlarıyla falan bağlıyız sevgili izleyiciler. Uçuruma düşme tehlikesine karşı. Ama korkmayın, kaybedeni uçurumdan aşağı atmıyoruz. Yine esprili günlerine geri döndün Cenk'ciğim. I am back. Evet, hazırsan hazır bir kelimeyi söyleyeceğim sana, cümle içerisinde kullanacaksın. Bakalım İstersen beğenecek miyim? İstersen bir cümle söyle, onu bile bir kelime içerisinde kullanabilirim Cenk'ciğim. İstersen bir anı söyleyeyim, anlatayım, onu bir romanda kullan. Yok, çok teşekkür ederim, almayayım. Senin anılarını sevmiyorum. O halde sana bakınca aklıma gelen bir kelimeyi hemen soruyorum. Tamam. Anten. Gerçekten çok hakare ve tamiz bir insansın. Hakaretengiz bazı duruşlar. Evet, şimdi anten biliyorsun, sevgili izleyicilerimizden de bilmeyenler varsa. Anten nedir? Anten baktığımız zaman tipi kayık, böyle ne tipsin, cins misin lan sen diyeceğimiz insanlara anten denir. Değil, anten aslında Türkçemizde bir ektir sevgili izleyiciler. Anten eki. Yani tam aslında bir kelime bile değil ya da kelime ek, ikisi bir arada. Çünkü ben onu şu an bir ek olarak kullanacağım. İsmin anten halini. Sana evet söyleyeceğim Cenk'ciğim. Türkçemizin anten eki diğer cümleleri daha iyi çekmesi için kullanılır. Evet. Dün nasırlarımın üzerine bepanten sürdüm. Nasıl? Nasır. Hiç anlamadım. Dikkatlerden sormadığım bir kelimeyi bile cümlede kullandım. Evet. Hayır. Yani kelimenin anlamını için o kadar anlamını boşuna anlattım. Bep, şey kökünden gelen bir kelimeye ek olarak kullandım. Evet. İsmin anten hali. Bep bu arada biliyorsunuz kırmızı yanarken arabada bastığımızda çıkan sese denir. Bep, bep, bep. Gerçekten yani nasıl bir araba kullanıyorsan rezalet bir şey olmalı. Ben doğru cevabı söyleyeyim. En sevdiğim masalcı La Fontaine'dir. La Fontaine. Gerçekten. Ama sana sorduğum için şey yapmıyorum. Sana doğru cevap diye bir şey yok. Benim söylediğim çok iyiydi. Neydi kelime? Anten. Ne de, sen ne de dün gece dün nasırlarıma bepanten sürdüm. Helalinden 19 puan veriyorum. 19 gerçekten çok bonkör bir insansın. Tam puan 100. İlk puanı senin vermen iyi oldu. Şimdi ben sana puan vereceğim çünkü. Evet, ve bol bol ver. Bol kepçe ben. Cenk amcanız gibi İşkembe-i Kübra'mdan
atmayacağım, İşken uydurmayacağım. İşkembe ekranı atmadım, bakarak direkt söylüyorum. Vay, uydurdum. ben de bakarak ama neye? 2 Ocak'la başlayan bir takvime bakacağım sevgili izleyiciler. Ve buradan bulduğum bir kelimeyi sevgili Cenk amcanıza soracağım. Hazır mısın Cenkçiğim? Bir saniye. Evet, şimdi hazırım. Evet, şimdi gördüğüm bir kelimeyi söylüyorum. Mart istersen göstereyim sevgili izleyiciler. O bir kelime değil, bir bağırtı. Mart, Mart, Mart. Mart'ı bağırtısı. Senin... Hayır, senin arabandan çıkan ses olayı. Bep, bep diye kornası olan bir arabadan Mart, Mart diye de ses çıkar. Evet, Mart, 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 Mart. Süre kazanmaya çalışma, süren başladı. Dın. Mart, ne kadar süren... tam da soruyordum ha. Hay Allah. Evet, umarım Mart kullanmışsındır. Evet. En sevdiğim gün cumartesi. Ben de takvimden bulduğum bir kelime. Ama yine cümle içinde değil, aynı zamanda bir kelime içinde kullandın. Evet işte, fena mı? İçinde, hem cümle içinde, hem kelime içinde kullanmak var mı? Var var, hem de daha çok puan eder. Yani en az bir 850-900 puan almam lazım. O zaman ver bakayım kaç puan aldığını bir tespit edelim arkadaşlarla. Bilgisayarımı bir hesaplasın mı? 84 puan aldın. 84. Gerçekten benimkinden çok daha güzel bir yarışma çıkardın. İnanamıyorum yani bunu yaptığını. Evet, ezici üstünlüğümü siz de farkına varmışsınızdır. Şimdi ikinci ve son sorunu sormak üzere. Sen iki soru soracaksın. Ben niye dört soru soruyorum? Benim kazanmam garanti olsun diye. Evet. Düşünmek yok. Dikkat edersen yarışmamızın kuralları sevgili izleyiciler, tabi kervan yolda düzülür hesabı biraz böyle yarışma esnasında koyuluyor. Düşünmek yok soruda, değil mi Cenkçiğim? Yok mu? Yok. Ama tamam, peki hadi olsun. Çadır. Çadır bana. Peki yine seni görünce aklıma geldi. yine kafadan salladığın çok belli ama çok basit bir kelime sordu. İstersen çadırın ne olduğunu izleyicilerimize de bir anlat da bilmeyenler varsa. Tabii arada. Ki bazı sabahlar arkadaşlar insan doğada uyanır ve bir bakar ki tepesinde gökyüzü yerine laylondan böyle abuk sabuk bir şey var. İşte buna çadır denir. Allah Allah, ne biçim bir şey, gökyüzü yerine laylon var. Ha. Ona çadır mı deniyor? Evet. Yani peki, eğer gökyüzü yerine laylon görüyorsanız siz de çadır hastalığına tutuldunuz demektir. Ben iki cümle içerisinde kullanmak, yani iki kere kullanmak istiyorum kelimeyi. Fazladan müsaade puan alamazsan onu söyleyeyim. Yok, çok fazladan puan almak için yapacağım bunu. En sevdiğim dil Rusçadır, tuttuğum takım Barça'dır sevgili izleyiciler. Nasıl? Barça diye takım mı? Tabii, Barcelona'nın kısa adı. Kısa adı kullanmak yasak. Niye? -64 yedin. Peki en sevdiğim dil Rusçadır'a ne diyeceksin? O güzel olabilir. Ondan 800 puan verdim çünkü çok beğendim hakikaten. Evet, gerçekten. 800-64 eşittir. Evet, 622 puan. Bu muazzam bir matematiğin olduğunda izleyicilerimize katılıyorum. 622'ye 84 yendim. Nasıl? Yani sen 84 aldın, ben 622 aldım. 84'ü sen bana verdin, ben sana 19 verdim. Yani 622 artı 19 senin puanın. He tamam, daha fazla aldım. Equals to 92'den 1, 1 de buradan öğretmeni 716. 716 deyip 711 yazdım. Tebrik ediyorum. O halde son bir soruya ne dersin Cenkçiğim? Sor bakalım. Neydi? Ben şey yapayım sana. Yüksek. Ne? Onu sor. Yükseği mi sorayım? Hmm. Niye? Yani. Ona mı çalıştın? Bayağı bir çalıştım. Tamam, okey o zaman. Sevgili izleyiciler, bu kez çok arada puan farkı olduğu için Cenk amcanızın çalıştığı yerden sormak istiyorum. Kopya çekmesine izin verdim. Sorduğum kelime yüksek. Evet. Söyle bakalım Cenk. Maalesef. Cenk. Sen söyle. Maalesef yarışmamızın kuralları gereği benim sana söylediğim bir kelimeyi bana geri sorduğun için ceza yedin. 500 puan ve aynı zamanda bu cezaya artı olarak bu kelimeyi senin cümle içerisinde kullanman gerekiyor. Allah Allah. Ama buradan bu puanları geri alabilirim değil mi? İnşallah, bakacağız. Ha. Biz yeterince büyüksek küçük kim? Nasıl? Çok edebi olduğu için yine bir bayağı bir kırıyorum o zaman. Niye kızıyorsun? 2750 puan i̇yi kırdım. İyi de edebi olmak çok iyiydi. Hayır değil. Neydi bakayım, bir daha söyle. Biz yeterince büyüksek küçük kim? Ya resmen şiirde kullandım kelimeyi. Rezalet bir şey oldu. Neyse, ben kazandım. Niye? Şimdi burada bir sürü sayı var da şimdi onlarla uğraşmayalım. Peki sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Cenk amcanız yine
yan yattı ve çamura battı veya çamura yattı da diyebiliriz. Dolayısıyla kendisinin yarışmayı kazandığını zannediyor. Ama bu yarışmamızın ilk bölümüydü. Bundan sonra yarışmamız çeşitli kelimeler ve içerisinde kullanılacak cümlelerle karşınızda olacak. Türk Cümle Kurumu'ndan görüşmek üzere. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan.